yeni ünvanlara değil, insanlık onuruna yaraşır bir ücretle çalışmaya, liyakatsizce atanan yöneticilerin mobbinglerinden ve keyfi soruşturmalarından kurtulmaya, anayasal bir hak olan güvenceli istihdama erişmeye, uydurulmuş kriterlere değil, kıdeme göre ücret artışı almaya ihtiyacı vardır. Milli Eğitim Bakanı'nın itiraf ettiği üzere yandaş sendikanın sınavsız olmasın diye akıl verdiği bu meslek kanununa karşı sendikamız ilk günden beri itirazı en güçlü örgütleyen adres olmuştur. Bugün itibariyle Türkiye genelinde tüm şube ve temsilciliklerimize öğretmene saygı yazılı pankartlarımızı astık. İlk günden beri itirazı en güçlü şekilde ördük. 1 Eylül'de sendikal olarak tarihi önderimiz olan Fakir Baykurt'un Burdur Yeşilova'daki köyünde eğitim işi olarak basın açıklamamızla mücadelemize hız vereceğiz. Daha kanunun ilk gündeme geldiği gün yaktığımız mücadele ateşini büyüteceğiz. Mücadele önderimiz Fakir Baykurt'un dediği gibi yalvarmayıp ders vereceğiz. 2 Eylül'de İzmir'de, 3 Eylül'de İstanbul'da, 5 Eylül'de Samsun'da, 7 Eylül'de Diyarbakır'da kitlesel eylemler düzenleyeceğiz. 9 Eylül'de kitlesel olarak Anıtkabir'e yürüyecek baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ziyaretinde bulunacağız. Yine 9 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığı önünde kitlesel bir basın açıklaması yapacak, hakaret niteliğindeki bu meslek kanununu kabul etmeyeceğimizi yüzlerine haykıracağız. Sınav ünvan değil, öğretmene saygı.